Evet efendim, programımızın başında da söylediğimiz gibi artık olumsuz hava şartlarından dolayı bazen iç mekanlarda çekimler yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz da ziraat mühendisi Kadir Göçeri. Türkiye'de meyveciliği ve meyveciliğin çok önemli bir yer tuttuğu Afyonkarahisar'daki Eber Gölü ve Akşehir Gölü havzasındaki meyveciliği konuşacağız. Aynı zamanda ziraat mühendisi Kadir Göçeri'den farklı bilgileri de alacağız bugünkü programımızda. Öncelikle kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Ziraat Mühendisi Kadir Göçeri, Sultanlığa Kiraz Kooperatifinde tarımsal danışman olarak görev yapmaktayım. Diğer üç arkadaşımızla birlikte. Kooperatifimizle ilgili isterseniz önce bir bilgi Hem aktarayım size. kooperatif hem de tarımsal danışmanlık hizmeti çok fazla yaygın değil. Aslında Türkiye'de 3-4 yıldır uygulanan bir uygulama, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan bir uygulama. Bu tarımsal danışmanlık konusunda da bilgiler verebiliriz diye düşünüyorum. Önce kooperatiften biraz bahsedelim. Onun ardından da tarımsal danışmanlığın önemi, gerekliliği, yapılanması, çiftçilerimiz nasıl yararlanıyor? Bundan da biraz konuşalım istiyorum. Sultandağ Kiraz Kooperatifi 2010 yılında kurulan 750 ortaklı bir kuruluş. 2013 yılından beri de tarımsal danışmanlık hizmeti veren bir kurum. Biz burada 3 tane ziraat mühendisi arkadaşımızla birlikte 200 çiftçimize tarımsal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Tarımsal danışmanlık hizmeti bakanlığımız tarafından desteklenen bir yapı. 10 dekar meyvecilik için 10 dekar ve üzeri, diğer hububat ve yem bitkileri, sanayi bitkileri alanında da 50 dekar ve üzeri üretim alanına sahip olan çiftçilerimizin bu danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan hizmet alabileceği bir yapı. Bu hizmet bedelleri ve çey bedelleri tamamen bakanlık tarafından destekleniyor. Çiftçilerimizin bu manada herhangi bir yükümlülüğü, mali bir yükümlülüğü yok. Burada amaç çiftçilerimizin tarım tekniklerini çok iyi tanıyabilmeleri, yakından takip edebilmeleri, tarımdaki gelişmeleri, üretimle ilgili değişmeleri ve gelişmeleri çiftçilerimizin yakından takip edip tarım danışmanları vasıtasıyla bunları üretim alanlarında uygulama şansı bulup verimlerini ve dolayısıyla gelirlerini arttırıcı bir tedbir olarak geliştirilmiş bir yapı. Bu manada da bakanlığımız tarafından desteklenen bir yapı. Bunun gerçekleşebilmesi, çiftçilerimizin bundan istifade edebilmesi için de tamamen çiftçi kayıt sistemine dahil olmaları ve danışmanlık hizmeti veren birimlerden bu manada müracaat edip destek almaları gerekiyor. Şimdi tarımsal danışmanlık deyince tabii ki Tarım Bakanlığı destekliyor. Fakat bundaki birimler sizin söylediğiniz gibi şimdi siz kiraz kooperatifi olarak bu hizmeti veriyorsunuz ama bazı yeterliliklere de sahip olması gerekiyor. Bu işi yapabilmesi için sadece ziraat mühendisi olmak gerekmiyor. Bununla ilgili sertifikalar da almak gerekiyor. Özel sektör olarak da bu işi tarımsal danışmanlık hizmeti veren firmalar var. Ama sizler de STK'lar diyelim, sivil toplum kuruluşu olarak da uygunsa eğer bu hizmeti veriyorsunuz. Bundan da biraz bahsedersek tarımsal danışmanlar kimlerdir? Bakanlık bu hizmeti veriyor. Tamam, şu şartlardaki üreticilere, çiftçilere veriyor ama tarımsal danışman kimdir? Neye faydası var? Çiftçi ne gibi beklentisi olmalı sizden? Şu anda Afyon'da tarımsal danışmanlık hizmetini vermek üzere yetkilendirilmiş 3 tane birim var. Çay Ziraat Odası, Sultandağ Ziraat Odası ve Sultandağ Kiraz Kooperatifi olarak 3 birim. Bunun Tam da haricinde meyveciliğin olduğu bir bölüm. Diğer yerlerde şu an yok yani bu evet, hizmet. şu anda yok. Özel yetkilendirilmiş serbest tarım danışmanları da bu manada hizmet veriyor başka illerde ama şu anda Afyon'da sadece 3 tane kuruluş bu manada hizmet veriyor. Tabii dediğiniz gibi burada görev alan tarım danışmanları tam manada hizmet verecekleri konularla ilgili olarak kendilerini yetiştirmiş, o nokta bilgi yeterliliğine sahip arkadaşlarımız konumundalar. Tabii bilgi olmadan çiftçiyle iletişim kurabilmek, yeni teknikleri veya yeni olması gereken uygulamaları çiftçiye aktarabilmek çok kolay bir iş değil. Çiftçi her halükarda sizin bilgilerinizi, sizin sahip olduğunuz yeterlilikleri test etmek, bir de kendi işletme şartlarında uygulanabilir tekniklerin kendisine götürülüp götürülmemesiyle alakalı olarak ilgi duymakta. Şu ana kadar biz meyvecilik alanında hizmet veriyoruz. Dolayısıyla çiftçilerimizin meyvecilik konusundaki bilgilerini güçlendirmek, bilgi yeterliliklerini daha üst seviyelere çıkarabilmek için eğitimler yapıyoruz. Bu manada çiftçi toplantıları dediğimiz toplantılar düzenleyip gübreleme, zirai mücadele,
değişik konularda çiftçilere bilgi eğitimler aktarıyoruz. Bunun haricinde de uygulamalarında birebir bu edindikleri bilgilerin hayata geçirilmesi için desteklemeye çalışıyoruz. İşte budama uygulamaları gibi, işte sulamadaki veya damla sulamada gübreleme uygulamaları gibi veyahut da işte aşılama veyahut da yeni fidan dikimi, yeni bahçe tesisi gibi konularda da çiftçilerimize bu manada destek vermeye çalışıyoruz. Sadece bu bilgi desteği veyahut da bir mevcut kabiliyetlerin geliştirilmesi yönünde değil, aynı zamanda son dönemlerde çok hızlanan Tarım Bakanlığı'nın desteklerinin ve bu manada çiftçilerin bu desteklerden istifade edebilmesi için hazırlanacak olan yatırım projelerinin veyahut da müracaat dosyalarının hazırlanması gibi işlemleri de yürütmeye çalışıyoruz. Bu manada da destek hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Evet, bu destekler de önemli. Şimdi üreticilerimiz tabii her tarım danışmanınız 3 arkadaş olarak siz burada hizmet veriyorsunuz ama sınırlı sayıda bir çiftçiye hizmet vermesi gerekiyor. Zaten çok fazla olursa, herkese aynı kişi olursa yeterli düzeyde de bir destek verilmemiş olur. Bundaki sınırlama nedir? Her üretici nasıl yararlanacak? Şimdi her bir tarım danışmanı meyvecilik konusunda 60 çiftçi düşüyor. Dolayısıyla bu 60 çiftçinin üzerinde 80-100 niye değil veya niye 50 değil gibi bir yaklaşım içerisinde olunabilir. Bir tarım danışmanlığının faaliyet içerisinde bulunabilmesi, ilişkilerini devam ettirebilmesi, bir çiftçinin onu kendisine yakın görebilmesi için hakikaten ayda en az 2 kere bir çiftçiyle yakın bir temas, yakın bir iletişim içerisinde olması gerekiyor. Bu iletişimi kuramazsanız, bu iletişimdeki olması gereken kanalları aktif bir şekilde kullanamazsanız çiftçiye hedeflediğiniz amaçlara ulaşması için bilgileri ve uygulamaları aktarma şansını kaybedersiniz. Dolayısıyla bu sayı bu manada bakanlık tarafından şu an 60 çiftçiyle sınırlandırılmış durumda. Dolayısıyla biz bu manada çiftçilerimize ulaşıp çiftçilerimizin sorunlarını çözebilmek ve bölge sorunlarıyla birlikte çiftçilerin sorunlarına o bölge sorunlarının üstünde bir noktaya çıkarabilmek için hedeflediğimiz programlara uymak için de en az ayda 2 kere ama üretimin yoğun olduğu, daha çok ilginin ve iş gücünün gerektirdiği Mart, Nisan, Mayıs ayları gibi dönemlerde gerekirse 4 kere, 5 kere gibi çiftçilerimizle yakın ilişkiler içerisinde olup arazilerini gezip ağaçlarıyla ilgili yaşadıkları hastalık ve zararlarla ilgili sıkıntıların teşhisi, tedavisi noktasında yapılabilecek yöntemlerin aktarılması, uygulamaların yaptırılması noktasında da yakın bir ilişki içerisinde olmak zorundayız. Çiftçilerimiz de bu manada tabii bizim bu uygulamaları beraber yürütmemizden, bugüne kadar sahip oldukları bilgilerin hangi noktalarda hatalı olduğunu, hangi noktalarda yeni bilgilerle daha doğru uygulamalara doğru gitmesi gerektiğini de öğrenmiş ve kavramış oluyorlar. Bu da arzu ettiğimiz bölge meyvecilik potansiyelinin istenilen düzeye ulaşması için hedeflenen problemlerin ağır ağır ortadan kaldırılıp daha doğru bir tarım uygulamasına doğru gitmeye imkan sağlamış oluyor. Evet, tarımsal danışmanlık bu konudan çok önemli. Tabii siz belli sayıdaki çiftçilere hizmet veriyorsunuz, üreticilere hizmet veriyorsunuz. Elbette ilçe tarım müdürlükleri, il tarım müdürlükleri de aynı şekilde hizmeti verebiliyor. Fakat düşünün ki 3500-4000 çiftçi kaydının bulunduğu bir ilçede 30-40 personelli ilçe tarım müdürlükleri de bürokratik işlemleri de olduğu için çok fazla detaylı olarak ilgilenemiyorlar. Ama sizin verdiğiniz bu hizmet sayesinde üreticiler daha iyi ürün, daha kaliteli ürün, profesyonel meyvecilik ve tarımı uygulayabiliyorlar. Sizin yaptığınız çalışmalar içinde sadece teorik bilgiler değil, eğitimler değil, aynı zamanda uygulamalı olarak da bahçeleri bizzat gezerek veya örnek bahçeleri, çiftçileri ziyaret ederek gezdiriyorsunuz. Bu konuda yaptığınız çalışmalar neler var? Tabii Ergun Bey, sadece bilgi aktarmak, insanların bir motomot makine gibi bilgiyle yüklenip onların uygulamasını beklemek çok mümkün değil. Karşınızda en nihayetinde bir insan, duygusal ve ekonomik yapılarıyla birlikte hareket eden ve ona göre tepki verebilen bir
mekanizma, bir duyu organı ile karşı karşıyasanız, bu insanların ihtiyaçlarını iyi tespit etmeniz lazım. Bu ihtiyaçlara göre de onların beklentilerine cevap verebilecek uygulamaları harekete geçirmeniz lazım. Dolayısıyla bu harekete geçirme eyleminde sadece birebir görsel doneleri kullanarak veya elinizdeki imkanları kullanarak meseleleri anlatmaktan öte, birebir insanların yaşayarak, görerek, gezerek, dokunarak, hissederek yaptıkları uygulamaların doğruluğunu veya yanlışlığını test edebilecekleri ortamları da hazırlamak zorundasınız. Bu nedenle biz işte çiftçilerimizle birlikte teknik gezi adı altında değişik gezilere götürüyoruz. Buralarda diğer meyvecilik bölgelerinde uygulama yapan çiftçilerle karşı karşıya getiriyoruz. O insanların elde ettikleri, anlattıklarıyla kendi yaşadıklarını, yaptıkları uygulamaları mukayese etmelerine ve kendi bilinçlerinde doğrularıyla, yanlışlarıyla bir karar mekanizmasına doğru hareket etmelerini arzu ediyoruz. Bunun sonucunda da çiftçilerimiz zaten kendi uygulamalarının yanlışlarını tespit edip bunlardan vazgeçme veyahut da daha ileri bir tekniğe ulaşması için neler yapması gerektiğinde kendinde bir arzu ve istek oluşuyor. Bu arzu ve isteğin üzerine bizim bir şeyleri inşa etmemiz artık daha kolaylaşabiliyor. Ve insanlara o noktada yol gösterip gerekli makine, ekipman, mekanizasyon veyahut da bilgi birikimlerimizi aktararak o noktanın harekete geçirmesini sağlamış oluyoruz. Yine çok iyi bildiğimiz bazı örneklemelerde, yaşadığımız örneklemelerden bir örnek vermek istiyorum. Budama ile ilgili olarak biz bölgemizde Pseudomonas'ın aktivitesinden dolayı sonbahar sonu ve kış dönemlerinde erken ilkbaharda budamanın yapılmamasını arzu ediyoruz. Özellikle kiraz ağaçlarında. Budama işini dolayısıyla Ağustos'un sonu, Eylül'ün, Ekim'in, Kasım'ın en geç, Kasım'ın 10'una kadar bitirilmesini arzu ediyoruz. Bunu da dolayısıyla çiftçimize anlatmak, çiftçimizin bu yönde bir uygulamaya doğru yönelmesini beklemek çok zor olabiliyor. Çünkü sıcak bir dönemde budama yapmak çiftçinin mantığına yatmıyor. Yani burada budama olmaz, budama bana yanlış olur diyor. Fakat bunu örneklediğimiz, gezdiğimiz bir yerde insanların yaptığını ve buradan da daha iyi verim alabildiklerini, dolayısıyla bu bahsettiğimiz hastalıklardan daha rahat kurtulabildikleri, bu hastalıklardan kurtuldukları için 1000-1500 lira gibi bir değerin ilaç masrafı olarak cebinden çıkmadığını anlattığı zaman çiftçinin artık bu uygulamaya doğru dönme arzusu daha hızlı gelişebiliyor. Ve bir bakıyorsunuz artık Ağustos'tan sonra Kasım'a kadarki bir dönemde çiftçilerimiz budamaya doğru yönelmiş, budama işini bitirmeye başlamışlar. Yani şimdi çiftçilerimizden tarımsal danışmanlık alanlarda almayanlar arasındaki fark nasıl oluşuyor? Yani bunu üründe de nasıl oluşuyor? Ürünü sattığınız firmalarda nasıl oluşuyor? Siz bir de burada tabii bir ilaç politikası var. Zirai mücadele ile ilgili bazı Avrupa'nın kabul etmediği, ihracata yönelik kalıntıların olmayacağı ilaçların kullanılması gerekiyor. Bu konuda siz zaten reçete tarzında bir insana ilaç nasıl yazılıyorsa siz de bunları tespit ederek yazıyorsunuz. Bunun sonucunda mesela geçtiğimiz döneme bakalım. 2014 yılındaki hasat döneminde herhangi bir sıkıntı yaşandı mı? Ve şu var, burada bir sınırlı sayı var. Ben de bu hizmeti almak istiyorum diyenler olursa, fazlalaşırsa siz nasıl bir yol çizeceksiniz? Burada personel artırımına mı gitmeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor? Yani farkımız ne öncelikle? Bizim her yıl düzenli olarak biz çiftçinin tüm kayıtlarını tutmaya çalışıyoruz. Tabii birinci derecede bunun çiftçinin kendi tutmasını arzu ediyoruz ama çoğu zaman bu mümkün olmamakla birlikte beraber olduğumuz zamanlarda bu kayıtları tutuyoruz. Bunun yanında çiftçinin mali kontrolünü hakim olabilmesi için ekonomik kayıtları da tutmaya çalışıyoruz. İki senedir buna başladık. Dolayısıyla şu örneği çok rahat bir şekilde verebilirim. 2003 yılında bizden danışmanlık hizmeti almaya başlayan bir çiftçimiz, degar başına, tabii o seneki verim düzeyi de etkili olmak üzere, degar başına 1200-1300 lira bir maliyet masrafı vardı. Hasat işçilikleri hariç 1200 liralık bir maliyet masrafı vardı. Ama bu yıl itibariyle aynı çiftçilerimiz 2014 yılı üretim sezonunda bu maliyet masraflarını 900 liraya 800 liraya kadar geri çekebildiler. Yani bunun anlamı ne? Gereksiz gübre kullanımları,
gereksiz ilaç kullanımları, gereksiz sulamaların, gereksiz mekanizasyon uygulamaların, mazot girdilerine ve değişik girdilerin azalması anlamında. Buna karşılık 2014 yılında iyi bir sezon yaşanmış olmasına karşın üreticilerimizin çoğu ürünlerinin ancak hasat ettikleri ürünlerin ancak kiraz olarak %30'unu %40'ını ihracatçıya teslim edebildi. Ama danışmanlık hizmeti verdiğimiz çiftçilerimizin büyük çoğunluğunda %70'inde bu oran %60'lara kadar çıkabildi. Dolayısıyla bu da ceplerinde daha fazla bir gelir elde edebilmeleri, daha kazançlı bir üretime doğru yönelmelerine sebebidir. Zaten bizim varlığımız da bu olmak zorunda. Bu olmadığı zaman çiftçiye herhangi bir talebiniz olmadan, herhangi bir beklentiniz olmadan, onun gelir düzeyini arttırıcı, onun yaşantısında biraz daha katkı sağlayıcı bir uygulama içerisinde olduğunuzda o insanlar zaten sizden ayrılmıyor. Sizin uygulamalarınızı, sizin önerilerinizi takip edip onu olabilecek en iyi noktada yapabilmenin peşine koşuyorlar. Evet, bu da önemli. Mesela canlı bir şahitliğimiz oldu. Şu an biz Kiraz Kooperatifinin merkezindeyiz. Tarımsal danışmanlık hizmetinin verildiği ofisteyiz. Ofiste bir tane ağacımız köklenmiş, getirilmiş. Bunu getiren üreticimiz şikayeti neydi? Niye getirdi? Bu konuda da biraz konuşalım istiyorum. Hani bir insanın iskeletinde fizik dersi görülür vesaire. Bu da çok hoşumuza gitti. Aslında şöyle baktığımızda çok sağlıklı gibi gözüküyor. Evet. Ama kurumuş bir ağaç. Evet, o ağacı bizden danışmanlık hizmeti alan bir çiftçimiz. O ağacı beraber özellikle söktük, sökmek de istedik. Dediğiniz gibi buradaki olay, bu bitkinin üzerindeki olay sadece bir hastalık veya zararlıdan kaynaklanmıyor. Aksine 4-5 tane yanlış uygulamanın birikimi olarak meydana gelen bir kuruma. Çünkü bunda rozalina kök çürüklüğü var. Bunda kullanılan anaçtan kaynaklı aşı uyuşmazlığı var. Bunda psittomonas hastalığı var. Yani bütün bu etkenler üst üste bindiğinde ağacın kurumasına sebep oluyor. İşte rozalina kök çürüklüğü... Şimdi Kadir Bey, ben şunu söyleyeceğim özellikle. Sizin şimdi kullandığınız bir mühendislik dili var. Üreticilerimiz bundan anlıyor mu? Rozalina kök çürüklüğü mesela. Şimdi öğretiyoruz mu? Az evvel birkaç terimi daha siz paylaştınız bize. Bunların halk dilindeki çevirilerini de bize paylaşırsanız biz daha iyi anlayacağız. Üreticiler daha iyi anlayacak bana kalırsa. Şimdi Ergun Bey, şunu tabii çok uzayacak ama çok net bir örnek vereyim. Benim ilk mühendislik yıllarımda Nevşehir bölgesinde bir patates üreticisiyle karşı karşıya geldik. Çiftçi bana ne kadar, hangi gübreden kullanmam gerektiğine dair bir soru sordu. Ben de ona işte amonyum sülfat gübresinden şu kadar, diamonyum fosfat, triple süperfosfattan bu kadar, bu kadar gibi değişik örnekler verdim. Bakın, farkındaysanız arada kimyasal terimler kullandım. Amonyum sülfat dedim, triple süperfosfat dedim falan falan. Çiftçi aynen bana şöyle bir boş boş gözlerle baktı. Yavrum sen ne diyorsun dedi ya. Evet, ben de aynı şekilde şimdi bu dili anlamayan üreticilerimiz olabilir. O açıdan halk dili de çok önemli. İşte bizim dediğimiz amonyum sülfatin karşılığı aslında şudur. Örnek veriyorum tabii. Bunun gibi aslında siz ziraat mühendisleri, ben bu konuda bizi izleyen tüm ziraat mühendisleri arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize de seslenmek istiyorum. Evet, olabildiğince halk diline iniyorsunuz elbette. 2-2 daha 4. Buna kesinlikle eminim ama olabildiğince inelim. İnelim de bazı diller var ki evrensel. Yani bu dilleri özellikle teknik terimleri değiştirme şansı. Rozalina kök çürüklüğü, yani sadece kök çürüklüğü diyebilirim. Ama Armenina kök çürüklüğü dediğimiz başka bir etmen daha var. Yani bunları bir şekilde çiftçimizin kavraması lazım. İşte o gün benim triple süperfosfat, amonyum sülfat dediğim şeylerden, gübrelerden bir şey anlamayana, toprak gübre, şeker gübre dediğim zaman çok iyi anlayabilen insanlar bugün artık benden daha ileri bir teknikte diamonyum fosfat diyor bana. Yani bazı şeyleri kavrayabildiğimiz zaman, teknik dili kullanabildiğimiz zaman iletişim çok daha iyi. Dünya dili. Dünya dili. Çünkü bu bizim olayları anlatmamızı kolaylaştıracağı gibi karşı tarafın da bizimle aynı dili kullanmak için bir arzu, istek içerisinde olup öğrenme, olayı yakalama, olayı kavrayabilme yetisini arttırmaya çalışıyor. Sonuçta bu ikisi zamanla birleşiyor. Evet, biz de artık sadece
triple süperfosfat demiyoruz. DAP, yani işte toprak gübre diyoruz. Amonyum sülfat demiyoruz. Şeker gübre diyoruz ama çiftçilerimiz de artık şeker gübre demekten amonyum sülfat gübresi demeye doğru yöneldiler. Burada demin dediğimiz gibi ortak dili yakaladığınız zaman insanlar sizin anlatmak istediğiniz, sizin vermek istediğinizi daha iyi kavrayabiliyor. İşte bu örnekte olduğu gibi bitkimizde niye kuruduğunun meselesine geldiğinde burada bu kök çürüklüğüne sebep olan etmen sadece o bulunduğu ortamdaki yanlışlık. Ta işin başında yanlışlık var. Yani biz bu sene vişne iyi para etti. Her tarafa vişne dikmek istiyoruz. Bakın 2014 yılında erik çok iyi para etti. Şu anda erik fidanı bulamıyor kimse. Erik fidanları çok pahalandı. Her tarafa erik dikiliyor. Ama şunu hiç hesaba katmıyoruz. Benim arazime erik uygun mu? Toprak yapısı uygun mu? Benim arazim için vişne uygun mu? Benim arazim için kiraz uygun mu? Bunları hiç düşünmeden arazimize olabildiğince o günün şartlarında iyi para ettiğini düşündüğümüz bitki, ürün neyse onu dikmeye çalıştık. Zaman zaman bunların hatalarını da yaşıyoruz işte. Patates çok para ediyor. Her sene her taraf patates. Patates para etmiyor. Soğan çok iyi para ediyor. Her taraf soğan. Ertesi sene soğan para etmiyor. Yani bu yanlışlardan sıyrılmak zorundayız. Buradaki hata da işte toprağa, geçirimsiz bir toprağa, vişne ekmeği arzu etmekten kaynaklı bir hata. Bu alanı biz o insanlara tavsiye ederek artık değiştirmeleri, şekillendirmeleri gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bu alanda elma yetiştirmesi, armut yetiştirmesi gerektiğini ona vermeye çalıştık. Ve bu bahçeler artık ağır ağır sökülerek bizim arzu ettiğimiz noktada, yani toprağının yapısı neyse ona göre ürün yetiştirmeye doğru yönelmeye başladı. Evet, peki sonuçta bu kökümüzde toprak yapısından kaynaklanan bir sıkıntı var. Normalde sağlıklı gözüküyor ama toprak yapısına uygun bir dikim yapılmadığından mı? Teşhis bu mudur? Sadece o değil. Bunun yanında işte gereksiz aşırı sulamalar, zamansız sulamalar, çünkü toprak geçirgen olmadığı için verdiğiniz su kök bölgesinde bir boğulmaya sebebiyet veriyor. Burada mantarların çoğalmasına sebebiyet veriyor. Sonra etkin olan mantar olan rozelina aktif hale geçiyor. Bitki kök noktalarını kurutmaya başlıyor. Yine hakeza zamansız toprak işleme. Ağır dünyeli topraklarda toprak tavı dediğimiz noktaya gelmeden toprak işlemeye doğru meylettiğinizde kök bölgesindeki yaralanmalardan tutturun da kök bölgesindeki zararlanmalara kadar sebep veriyor. Bu yaralanmalar da pseudomonas gibi bazı etkilerin girmesine, yine hakeza üst taraftaki yaralanmalar pseudomonas etkisini arttırıyor. Pseudomonas dediğimiz şey de ağaçlarda püs veren, ağaçların gövdelerinde değişik yaralanmalardan kaynaklanan ama ana bitki iletim dokusuna oturan bir mantari hastalık. Sonuçta fark etmediğiniz, görmediğiniz noktalarda gelişiyor. İşte gövdenin içerisindeki iletimde gelişiyor. Ancak püsleri gördüğümüz zaman, ağacın verdiği o akıntıları gördüğümüz zaman diyoruz ki ağacımız hastalandı. Ama artık iş işten neredeyse geçmiş oluyor. Çünkü o bütün iletime oturup ağacın bir anda kurumasına sebebiyet verebiliyor. İşte bunların hepsi yanlış uygulamalar. Ağacın üzerinde açtığınız bir yarayı herhangi bir şekilde kapatmaz, izole etmezseniz pseudomonasa yakalanma riskini arttırırsınız. İşte demin verdiğimiz örnekte gibi biz budamayı niye ılıman dönemlerde, sonbaharda veya ilkbaharda yapmayı tavsiye etmiyoruz artık kiraz için? Sıcak dönemler, çünkü sıcak dönemde pseudomonas dediğimiz bu bakteri aktif olmuyor. Dolayısıyla sıcak dönemlerdeki yapılan budamalardan, o budama yerlerindeki yaralanmalardan hastalık etmeninin bitkiye bulaşıp bitkiyi veya dalı kurutmasına imkan tanımamış oluyoruz. Bunlar sonuçta bize verim olarak, verim kabiliyetinin devamı olarak en azından elimizdeki ağaçların ölmeden hayatını devam ettirip bize daha kazançlı noktalarda verim vermesine sebebiyet veren uygulamalar. Evet, bu da çok önemli. Demek ki yapacağımız, dikeceğimiz bir tesiste, işletmede, meyve tarzları için söylüyorum, toprak yapısının o meyvenin ırkına, cinsine uygun olması gerekiyor. Ki çünkü sonuçta hepimiz bir para beklentisindeyiz, kazanç beklentisi içerisindeyiz. Sonuçta ticari yapılacak. Yani evimizin bahçesine iki tane erik ağacı dikmeyeceğiz. Yani 3-5 erik verse de yesek demeyeceğiz. Kazanç bekliyoruz. Az evvelki görüntülere de biz getiriyoruz. Mesela çok güzel geliştiği gözlenen bir ağacın 5. yaşında ki 5 sene neredeyse bir bahçe için ömür demektir. Yani bir bodur bahçe için ömür demektir.